Bizim biliyorsunuz şu anda iki kaynağımız var. Hatta üç kaynağımız var. Bir Çin, iki Almanya, üç yerli. Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. Aynı şekilde hemen hemen bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Ve bu konuda Uğur Bey ve eşiyle gerekli görüşmeleri Sağlık Bakanımız da yapıyor. Ve bu çalışmalarımızı sürdürürken bu hafta içinde de şu anda aşılarda belli bir takvim içerisinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalar tahsis edilmek suretiyle buralarda bu aşı uygulaması devam edecek. Ve buradaki bütün hassasiyet göz önüne alınarak bu adımları attık, atıyoruz. Tabii bir gerçeği daha özellikle vurgulamam lazım. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Burada çünkü insanımızın sağlığı söz konusudur. Ve bilim adamlarımızın bu konudaki açıklamaları, tavırları, her şey ortadadır. Ve biz buna saygı duymamız lazım. Buna inanmamız lazım. Ondan sonra Allah göstermesin yaşanan ölüm vakaları, hasta vakaları, bütün bunlar yaşandığında da niçin ben bu aşıyı olmadım veya niçin bu aşıyı yaptırtmadım, böyle bir söz hakkı kimsede olamaz. Hastalıklarda aynı durum söz konusu. Yani şunu göz ardı edemeyiz. Yani bu kadar hastanelerimizde tedbirlerimiz var değil mi? Bu kadar fiziki imkanlar, bu kadar doktorlarımız, bütün bunlarla beraber kaldı ki doktorlarımızın içinden de ölenler oldu. Hastalananlar oldu. Ama bütün tedbirleri alacağız. Ha, bütün bu tedbirleri aldıktan sonra da neticesine de tabii ki katlanacağız. Burada her şey söz konusu. Çünkü bu COVID vakası öyle sıradan bir vaka değil. Adeta asrın vebası. Ve bunun için de bizim bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Şu anda biz de tüm insanlık, tüm ülkeler neyi yapıyorsa şu anda biz de onu yapıyoruz. Yani yarın ben bir devlet başkanı olarak ya şunu niye yapmadık veya yapmadım dememeliyim. Bütün ekibimle, bütün arkadaşlarımla, kabinemle yaptığımız iş budur, bunu yapıyoruz. Çünkü ben yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde bu adımları atıyoruz. Ve bedeli ne olursa olsun dedik, biz bu aşıları da alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla beraber bu mücadeleyi, bu savaşı vereceğiz. Değerli arkadaşlar, tabii bu ambargonun kaldırılması özellikle Körfez için çok çok isabetli olmuştur. Çok çok hayırlı olmuştur. Yani bu 10 yıllara dayalı, hatta akrabalık bağlarının aralarında olduğu bu insanların bu şekilde birbirlerine adeta düşman kamplara bölünmesi Körfez için tabii hiç olumlu bir gelişme değildir. Ve şu anda bunun başarılmış olması Körfez için bana göre çok çok isabetli, çok çok hayırlı bir adım olmuştur. Temenni ederiz ki, biliyorsunuz bizim de Körfez İşbirliği içerisinde belli bir konumumuz var. Bu konumumuzun yeniden ihdas edilmesi, yeniden yerini alması da ayrıca bu Körfez İşbirliği'ni daha da güçlü hale getirecektir. Yani şu anda zaten başörtüyle ilgili konuda anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu anda başörtüsüne karşı çıkanlar anayasadan bir haber. Anayasada ne var ne yok bundan bir haber.
Ama bizler öyle adımlar attık ki şu anda işte gördüğünüz gibi, yani bizim hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin hemen hemen her kademesinde artık görev almaya başladı. Bu anayasa ihlaliyle değil, anayasaya dayalı olarak bu olmaktadır. Eğer bugün bir hakim, bir savcı, bir Danıştay üyesi olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz, artık o tarih olan dönemler vardı. Şimdi bunlar aşıldı. Fakat bu CHP'li zat maalesef bunlardan bir haber olduğu için kalkıp işte böyle bir karar verici olursa ben buna güvenemem gibi saçma sapan bir açıklama yapıyor. Çünkü bunlar yani partili olmuş veya geçmişte bakanlık falan yapmış ama bu ülkede yasalar neyi ikame ediyor veya yasalar neyi amir, bunlardan haberi yok. Çok dışında kalmışlar. Bundan sonraki süreçte de atılacak adımlar derken kurumlar noktasında, birçok kurumda nasıl artık bu bayan kardeşlerimiz görev alıyorlarsa, işte mesela şu anda görüyorsunuz emniyet teşkilatımızda hanım kardeşlerimiz başları örtülü olarak görev alıyor mu? Alıyor. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Söylenseydi bunlar olmaz öyle şey ya derlerdi. Oldu mu? Oldu. Bunu kastettim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.